Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlarımı cila yapalım istiyorum. Aslında bunu uzun süredir istiyorum fakat 8 yıkamaya kadar kalıcı olduğunu okudum. O yüzden sürekli erteliyordum. İşte havuza giriyorum, sıcak olduğu için her gün saçlarımı yıkıyorum. Yalnız ıslak saç uygulanması gerekiyor. Ben şimdi saçlarımı yıkayacağım. Şimdi cilamızın amacı bu saçtaki turunculukları azaltmak, yok etmek. Artık evde cila yapımı diye başlıkla atabilirim diye düşünüyorum. Saçlarım şöyle göstereyim bir. Şu anda da nemli aslında, havuzdan çıktım. Az buçuk anlamışsınızdır. Özellikle böyle aralarda çok turuncumsu renkler var. Diplerim baya baya koyu. Belki dip boya atar mıyız bilmiyorum ama daha değil. Biraz daha var bence. İşte bu turunculukların böyle önüne geçmek için cila uygulaması yapacağız. Yalnız ben önce saçlarımı yıkamalıyım. Bu arada size boya seti aldım. Onun açılımı Instagram'da paylaştım. Çok hoşuma gitti. Onu da buraya ekleyeyim. O sesi dinleyin. Çok çok lezzetli bir sesi var. Ben saçlarımı yıkayıp geliyorum. Siz de kahvelerinizi yapın. İşte geldim, buradayım. Ben gelene kadar hava karardı. Gönül isterdi gün ışığında çekmek ama zaten ring light'ımın ışığı var. Şimdi saçlarımı açacağım. Yıkanınca daha da koyuluyor saçlar, farkında mısınız? Hani bu arada ipek kirpiğimden kalan son tutunanlar hala gözümden düşmedi. Palette'nin külli sarı tonerini kullanacağız. Şöyle göstereyim iyice. Bunların birkaç çeşidi var anladığım kadarıyla. Ben küllü sarı için aldım. İşte ne bileyim, çok aşırı beyaz saçlar için olanlar var. Öyle hatırlıyorum alırken. Bayağı da oldu. İşte 8 yıkamaya kadar kalıcı diyor. Kıyafetleriniz eğer yaparsanız eski olursa daha iyi. Benim kaç yıllık tişörtüm üzerindeki. Bunun rengi peki? Bildiğiniz mor şampuan etkisi verecek bence. Şimdi göz kararı sıktım. Sarı saç kullananlar bilir, saç açıcı sıkmadan bu saçı taramak imkansız gibi bir şey. Ama böyle karman çorman boyayacağım. Kıvamı oldukça koyu, akışkan değil. Direkt uygulamayı düşünüyorum. Dipten ucağa. Kokusu bayağı boya kokusu. Daha çok uçlarıma sürmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten diplerimde çok fazla sarılık yok. Böyle ellerimle direkt giriştim ama eğer siz yaparsanız eldiven kullanın. Ben alışkınım, böyle röfle yaparken de hatırlarsınız böyle elime geliyordu. Eldivenle çok rahat kavrayamıyorum tarağı saçlarımı. Olur, ne bileyim, hassastır cildiniz. Aman gözünü seveyim, dikkat edin. Sürümü gayet kolay. Yani ben şey bekledim böyle. Boya gibi zor sürülecek ve zor açılacak diye bekledim saçlarımı. Bayağı saç kremi etkisi verdi hatta. Böyle yumuşacık oldu. Çok aşırı zor sürmedim ki, üstelik saç açıcı da kullanmadım. Saç açıcı da kullanmadım. Hatta tabağı bence çok sıkmışım. Yani direkt böyle uygulanabilirmiş. Şokta boya seti gördüm de 6.90'a dayanamayıp aldım. Daha önce almıştım. Fırçamın böyle ucu yanık yanık olmuştu. Bir değişik olmuştu. Bugün yine aldım. Hemen bunu kullanmak istedim. Sanki renk değişmeye başladı. Ne dersiniz? Fırçada son kalanı uyguluyorum. Ya kokusu var gibi hafif ama öyle aşırı... İşte boya yaparken burnunuza yoğun bir koku gelir ya, öyle bir şey de yok. Yani şu an bayağı yayla yayla sürdüm, fırçayla sürdüm. 8 dakika olmuş video başlayalı. 5 dakikada sürüp bekletebileceğiniz bir ürün. Tabii siz video çekmiyorsanız banyoda bile sürüp böyle 10 dakika oyalanabilirsiniz. 10 dakika beklemek gerekiyor. O zaman 10 dakika sonra yıkayıp geleceğim. Bu arada sürerken renk değişti mi, ona da bakalım istiyorum.
Neyse bunu yıkamadan anlamayacağız. Bakalım. Bir 10 dakika bekleyip sonra yıkayıp karşınıza geliyorum. İşte geldim, buradayım. Az önce gerçekten tam videoyu açmaya çalışırken şuna bir düşürüşüm var. Allah'ım, kamera arkası çok fena. Uni Baby'nin kolay tarama spreyi. İlk defa deneyeceğim. Bayağı kokusu hoşuma gitti. İşte şeyde Şok'ta bugün dolaşırken, ben bugün bayağı Şok'tan gidiyorum. 30 liraya gördüm ve aldım. İçerisinde ceviz yağı ile anında bakım ve kolay tarama sağlıyormuş. Bilmiyorum, kokusu da çok hoşuma gitti. Normalde biliyorsunuz Gliss'in sıvı saç kremini kullanıyorum. Güzelce çalkaladım. Şimdi bol bol bundan sıkacağım. Kokusu çok güzel. Bu arada Cina'nın sanki kokusu kaldı böyle saçlarımda. Şampuanla yıkamadım ama sadece duruladım. Allah'ım. Güzel kokuları seviyorum. Ve saçlarım böyle saç kremiyle yıkanmış gibi. Yani yumuşacık, kolay, açık şekilde. Normalde benim saçlarım böyle değil. Yani ben bayağı duştan çıktıktan sonra bol sıvı saç spreyi sıktıktan sonra tarıyorum. Ay çok güzel şu an. Her yerde saç yaptık. Hadi bakalım. Oldukça parlak ve güzel gözüküyor. Şimdi nezaketen, çok sıcak olduğu için affınıza sığınıyorum. Nezaketen bir kurutma yapacağız. Yani bayağı tarak elimde şekil vererek kurutmaya çalışacağım. Ama öyle çok uzun uzadıya bir fön işlemi yapmayacağız. O zaman hazırsanız başlıyorum. Gerçekten aşırı sıcak olduğu için daha fazla devam ettiremedim. Ben bu arada koyu yerlerimde hala turunculuklar görüyorum. Fakat evet. Sarı olan kısımlarda gerçekten güzel. Bak şuralarım turuncu mesela. Şuralarım turuncu koyu olan yerlerim. Ama sarı kısımların sarısı güzelleşti gibime geliyor. Bu bayağı açık renk saçlar için olanlarını. Açık renk saç olanlar için almışım. Ben niye konuşamıyorum bunu? Elsevin mucizevi ya. Gerçekten severek kullandığım. Şöyle. Severek kullandığım bir krem. Bu arada uçlarım gördüğünüz gibi hala nemli. Fakat küllülük var mı? Evet var. Tabii bir makyaj yapsak daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bir makyajlı da bakmak lazım yüzümüze. Hayır, şu renk geçişleri olmasın. Şimdi ben arkamı döneceğim ve karşılaştırma yapacağız. Ya kesinlikle sarı yerlerim küllü ama koyu yerlerimin hala turuncu olduğunu düşünüyorum. Şu aralarım turuncu, bakar mısınız? Bakar mısınız? Sevdin mi bu cila işlemini derseniz, ben sevdim. Böyle saç kremi sürmek tadında ve hafif rengi kırıyor. Yo, değişti gerçekten. Şimdi haksızlık etmeyeyim. Evet, yani benim zaten koyu yerlerim tupturuncu olduğu için
Çok normal ama kırıyor mu? Kesinlikle sarıları kırıyor. Sizin benim gibi saçınızda böyle 51 tane, 55 tane renk yoksa çok rahat, çok rahat dönüştürür. Güzel, benim için keyifliydi, sevdim. Ve saçlarım ekstradan parlıyor. Eğer ki kendinize bakım yapmak isterseniz, ben kuaföre gitmeyeceğim, cilamı kendim yapmak istiyorum derseniz, seçenek mi seçenek? Tavsiye eder miyim? Bence evet. Evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizin görüşleriniz nedir? Yorumlarınız nelerdir? Video boyunca takip ettiğinizde ya da daha önce bu cilayı kullandıysanız fikirleriniz nelerdir? Değişim oldu mu? Bu arada hala diplerim ıslak. Yani tabii ki tam kuruduğunda net sonucu görebiliriz ya da gün ışığında çok daha güzel anlaşılır diye düşünüyorum. Ama yine de fikir vermiştir umarım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Artık ayna karşısından ayrılmam. Hoşçakalın. Sanırım ışık çok fark ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle turuncu yerlerim de kırılmış. Ya videoda ben dikkat ediyorum. Ekranda şu an daha turuncumsu. Ama tavsiye ediyorum ya. Çok güzel olmuş. Tam böyle istediğim bir küllülük. Kesinlikle tavsiye ederim şu an. Hatta yani daha da oturacak bence durdukça. Ki yüzümde makyaj falan yok. Makyaj olduğunda da çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ay çok sevdim. Çok güzelmiş. Evet evet. Çok güzel. Neyse ben videoyu burada kapatacağım o zaman. Hoşça kalın.